Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın doğduğu ve büyüdüğü Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyü sakinleri Kemal ağabeylerini kaybetmelerinin acısını yaşıyor. Köyümüz için büyük hizmetlerde bulundu. Kemal Bey kendisi mütevazı bir insandı. Yani halkın seviyesine inen, halkla böyle bağdaşan, halkla dertleşen mesela bir insandı. Yani böyle bir Maliye Bakanıyım veya yüksek bir mevkideyim diye kesinlikle insanlara tepeden bakan birisi değildi böyle. Halkla haşır neşir olan insandı. Unakıtan'ın çocukluk arkadaşı Yücel Özdemir, birlikte çok vakit geçirdiklerini, çoğunluğunda da çalışkan olduğunu söyledi. Kuzu güderdik, hayvan güderdik. Hayvan da güttü o burada. Kuzu da güttü. Keçi güttü. En son bir ay önce gördü. Neler koy. Her şey konuştuk işte, gelmiş, geçmiş her şey. Bir zaman karşıladığımız zaman şeylerinden çok var. Sen misin? Domurcalı köyü eski imamı Halil Çavdar da Unakıtan'ın vefatı nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti. Acılarının büyük olduğunu dile getiren Çavdar, Unakıtan'a Allah'tan rahmet diledi. Kemal Unakıtan bu köyde doğdu. Çocukluk devresi burada geçti. Bilahare mesela buradan Edirne'ye gittikten sonra işte okullarda falan okuduktan sonra nihayet mesela efendim Maliye Bakanı olarak siyasete atılmıştı. Gerekse köyümüze, gerekse mesela çevreye Maliye Bakanı olduktan sonra büyük hizmetlerde bulundu. Sayesinde. İçme suyumuz yoktu. Şu anda mesela ben 100 metre derinlikten bir su çıkardı. Ve bugün bizden hariç şu yöre bile o sudan istifade ediyor. Köyümüze ayrıca mesela bir konak yaptı. Köy konağı diye. Velhasılı kelam Kemal Unakıtan unutulmayacak hizmetlerde bulundu. Hizmetleri yaptı. Köy sakinlerinden Hüseyin Çam ise köyde yaşayanların sabah okunan selanın ardından çok üzüldüğünü söyledi. Unakıtan'ın devlete ve millete birçok yararlı iş yaptığını söyleyen Çam, çok iyi insandı. Buralara gelirdi, bizlerle sohbet ederdi. Köyündeki her vatandaşın halini hatırını sorardı. Allah rahmet eylesin, üzüldük ifadelerini kullandı. Bakan vefatı, Allah rahmet eylesin. Köyümüze çok faydası oldu. Buralara gelip gitti. Yani faydası oldu. Bu arada yarın İstanbul'da toprağa verilecek Unakıtan'ın cenaze törenine katılmak isteyenler için Edirne Valiliği otobüs kaldıracak.